misiniz? Burada kedi çocuk falan yok. Sadece gece panteri var. Ben de karabay kuşum. Ha? Bu düşündüğümden bile iyiymiş. Kertenkeleyi yakalayın. Gece panteri çizgileri. Bize katıl. Asla. Süper kertenkele kamuflajı. Görünüşe göre pija böcek kaçtı. Merak etme. Geri gelecektir. Pija robot, bana Romeo'yu göster. En iyi arkadaşlarım kötü adamlara dönüştü. Ne yapacağım ben şimdi? Bakalım yeni kötülerimiz ne kadar kötülermiş. Karabay kuş, sana dünyayı ele geçireceğimi söylesem beni durdurmaya çalışır mıydın? Hayır, yardım ederdim. Harika. O zaman hadi dünyayı ele geçirelim. Ama önce gerçek mi kötü olduğunuzu ispatlayacak bir görev. Ben varım. Ben de yardım ederim efendim. Gerek yok. Bu ikisi yanımdayken sana artık hiç ihtiyacım kalmadı. Gelin kötü arkadaşlarım, müzeye gidelim. Kimin canı bir şeyler çalmak istiyor? Panter arabasıyla gidelim hadi. Bize daha önce söylemiş olsaydın tabii. Haklısınız. Ben derinliklerin efendisiyim. Eskisinden de derine ineceğim. Gördün mü? Eğer böyle daireler çizersen dokunaçlardan kaçabilirsin. Ve unutma, Robo Ahtapot'un bir sürü kolu var. Ama kuyruklar da işe yarayabilir. Teşekkürler çocuklar. Kahraman olma zamanı. Gerçekten de faydalı bir kuyruk. Artık bitti Robo Ahtapot. Derinliklerin efendisinden kaçamazsın. Evet, kertenkele başardı. En azından umarım başarmıştır. Onu göremiyorum. Evet. Bakın. Kedi bıyıkları aşkına. İşte dokunaçlar. Bir tür ahtapot mu? Ahtapotlar kanallarda yaşamaz ki. Ve o dokunaçlar parlak ve metal görünüyorlar. Robot kolları. Romeo ve robotu. Su altındalar. O kollar her yerdeler. Bir şeyleri çalıyorlar. Tüm araçları alın. Sen de geliyorsun Pijabot. Eğer robotun kolları her yerdeyse biz de her yerde olmalıyız. Ve bu su altında demek oluyor. Beni izle Pijabot. Su altı benim işim. Bu iş çocuk oyuncağı olacak. Görürsün. Dikkat edin çocuklar. Oh!
Çalınan şeyler metalden yapılma. Robotun neden onlara ihtiyacı var ki? Sebebini bulmaya aşağı ineceğim. Hadi kertenkele, robota gerçek efendinin neler yapabildiğini göster. Biz karada elimizden geleni yapacağız. Bu aletler arabaları zihnimle kontrol ettiğim kötü robotlara çevirecek. Yeni robo arabalarım sokaklarda gezecek ve herkesi korkutacak. Kimse evlerinden çıkamayacak. Böylece dünyaya hükmedeceğim. Ben de okyanuslarda yelken açacağım. Korsan ninja olarak. Ne dedin? Daima amansız bir deniz kurdu olmak istemişimdir. Ninja numaralarını ve korsan kötülüklerini 7 denizlere yaymak. Ne olurmuş deniz tutarsa ve denizin kokusundan midem bulanırsa. Bu yüzden tekerlekli bir tekne istiyorum ya. Ona Şen Ninja adını vereceğim. Zırvalamaya son verip şu işi halledebilir misin? Hani şu bana bahsettiğin planı mesela? Evet. Yani ninjalinolar, o arabaları ele geçirin. Onları dönüştürmeden arabaları buradan uzaklaştırın. Onları bir daire yapın. En son yaptığımız gibi savaşacağız birlikte. Şimşek yolu! Bakın sizin planörünüzün içinde ne buldum. İtiraf zamanı pijama maskeliler. Bunlar oraya nasıl girmiş? Biri bize komplo kuruyor. Hı. Ama doğru söylüyoruz. Bize inanmalısın. Üzgünüm hırsızlar. Şehrin tek kahramanı olarak sizi adalete teslim etmek zorundayım. Armadillo'nun tarzında. Yapmaktan çok zarar verdiğini görmüyor musun? Hay aksi. Ben böyle olsun istememiştim. Ama adalet sağlanana kadar kesinlikle durmayacağım. Ben onu uzaklaştırırım. Siz ikiniz bize kimin tuzak kurduğunu bulun. Süper kedi hızı. Armadillo'm bu tarafa. Kedi çocuk yukarı! Süper kedi zıplaması! Pizza robot! Biz oraya gelmeden çizgi roman dükkanının güvenlik görüntülerine ulaşır mısın? Çok iyi fikir. Eğer Armadillo'na başkasının zorla içeri girdiğini gösterirsek masum olduğumuzu kanıtlayabiliriz. Gece ninjası. Armadillo'na göstermeliyiz. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız pijama soyguncular. En azından onu bulmak için uğraşmayacağız. Teslim olmaya hazırsınız. Ha? İşlemediğimiz bir suç için asla teslim olmayız. Şuna bir bak. Ah hayır. Armadillo. Merhaba pijama maskeliler. Ne düşünüyorsunuz? Aslında tam da bitmedi. Ama bitince harika olacak. Tabii ki inşaat malzemelerini toplamak için birilerinden biraz yardım aldım. Teşekkürler efendim. Armadillo, ne yapıyorsun? Her süper kahramanın bir kaleye ihtiyacı vardır. Ve de güvenilir bir yardımcıya. O kime yardımcı oluyor ki? Sanırım sizi kastediyor efendim. Ben mi? Yardımcı mı? Yok artık. Ama Romeo kötü çocuk. Unuttun mu?
Artık değil. Bana yardım etmek istiyor. Kendin söylemiştin Baykuş kız. Yeni iyi bir çocuk için her zaman yer vardır. Ama kahramanlar etraftan kendilerine ait olmayan şeyleri toplamazlar. Sen onlara bakma. Bunların hepsi eski saçmalıklar. O konuyu halledeceğim ve yeni merkezimiz biter bitmez şehre yepyeni oyun parkları vereceğim. Gördünüz mü? Bu söylediği bana oldukça kahramanca geldi. Hadi iyilikler için çak bakalım. Bana da yukarıdan çak, aşağıdan çak. Elimi havada bırakmayın. Flash haber Armadillo'nun. Romeo seni kullanıyor. Evet, sadece iyi olduğunu düşünmeni istiyor. Ama bütün bunlar oyun parkına ait. İyi biri olduğunu biliyorum ama Romeo için bir şeyler çalıyorsun. Çalmak mı? Ne? O nasıl söz? Bana o parkları almaya iznimiz olduğunu söylemiştin. Var, kısmen. Bak, nice zavallılar gösterişli yeni merkezimizin karşısında ezilecekleri için kıskanıyorlar o kadar. Daha başlamadan işi baltalamak istiyorlar. Ama bunun olmasına izin vermeyeceğim. Büyük bir hata yaptınız pija maskeliler. Şimşek yavrum! Beynim gayet iyiymiş değil mi? Hey, kavga etmeyi kesin. O başladı. Romeo'nun planını durdurmaya çalışsak nasıl olur acaba? Planı nedir peki? Bilmiyorum. Güvelerin bir kısmına doymuş. Buna Ay Gevreği projesi diyormuş. Ay Gevreği mi? Kurabiye adı gibi. Her neyse endişelenme. Bulut numaramla onu ektim. Numara mı? O sana numara yapmış. Tabii ki. Takip etme cihazımla. Sizi kaybetmiş gibi yaptım ama başından beri peşinizdeydim. Siz sörfle mıknatısı götürün. Biz robotu durduracağız. Süper kedi zıplayışı. Hey, çek el koltuğumdan. Parıltını gerçekten kaybettin. Ama kimse benimkini alamaz. Hadi, Romeo'nun kurabiye planını engellemeliyiz. Ay kızı, baykuş kızı sinir etmeye çalışmaz mısın lütfen? Denerim. Sen de denemelisin baykuş kız. Görevde olmak her zaman zor şeylerle uğraşmayı gerektirir. Bence zor insan diyecektin. Tamam tamam anladım. Romeo'yu durdur. Görev bu. İlk adım... Ondan kaçmayı bırakıp onu yakalamak ve onu durdurmak. Hoşuma gitti. Bunun için onu bulmamız gerek. Güzel. Bu da baykuş gözleri demek. Hayır, güvelerim bunu halleder. Ne? Baykuş gözleri her şeyi görür. Güveler daha fazlasını. Ay topu. Hey pijalar. Dışarıda ne yapıyorsunuz? Ona söylemeyin. Sadece devreye geziyoruz. Gece vakti suçla savaş işte. Ama bence bir yere gidiyormuşsunuz gibi görünüyorsunuz. Hayır, sadece etrafta dolaşıyoruz. Onu müzeden uzak tutmamız gerekiyor. Belki onu oyalayabilirsin. İyi. Hey Ay kızı, oynamak ister misin? İyi. Bu topun nesi var? Ay enerjisi. Dayanamadın mı kuş beyin? Çarpılıp duruyor. Acele edin. Kertenkele. Kedi heykelleri bir tepede üçgen şeklinde yerleştirilmeli. Gece yarısı kedinin gecesi olacaktır. Ne kadar eski bir anlatımmış bu. Bu kitap yüzlerce yıl önce yazılmış olmalı. Ya sadece bir hikaye ise? Bu kedi micli, kedi bici. Bunu duydun mu? Eski zamanların kedi sesleri bu. Doğru olduğunu biliyordum. Kedi hızım 5 kat fazla olacak. Karanlıkta görebileceğim süper hassas bıyıklarım olacak. Kayıp miyav diliyle konuşabileceğim. Öyle bir şey var mı? Evet var tabii. Heykelleri getir.
Sakla onları. Hey pijalar. Ne yapıyorsunuz siz? Hiçbir şey. Oynamanızı izliyorduk. Oynamak ister misin kedi çocuk? Aslında yapamam baykuş. Şeyle meşgulüm. Kedi becerisiyle. Belki sen oynarsın kertenkele. Ben mi? Bilemiyorum. Çarpıyor gibi görünüyor. Bir numaralı ipucu. Havada ve suda büyür ve parlar. Çok yukarıda bulunsa da aşağılarda açar. Bir zor bilmece daha. Açmak için hem havaya hem de suya ihtiyacı olan bir şey. Bir çiçek. Belki de bulmak için yükseklere çıkmak gerek. Hadi bakalım. Parlayan bir nilüfer çiçeği. Evet. Vay canına. Güzel hareket. Teşekkür ederim. Ona süper uçuş duran diyorum. Çok havalı ha? Bu eğlenceli. Sonraki ipucu ne? Bir çeşit ninja hazine haritası. Ve işaret bir ninja yıldızı. Ninja dinolar şehri yerli bir etmeden bulsak çok iyi olur. Baykuş kanatlarım işe yarıyor. Ya da kanatlanıyor mu demeliyim. Kimin baykuş güçleri var? Benim! Buldum. Bir ninja yıldızı. Pekala çocuklar, ana caddeye inin ve sola dönün. Gerçekten de çok sessiz. Demek ilk ipucunu çözdünüz. Acemi şansı. Asla kazanamayacaksınız. Keşke ninja ninolarımın kanatları olsaydı. Ninja ninolar ipuçlarını çözmeyi denemiyorlar bile. Görüyor musun? Evet. Sadece bizi takip ediyorlar. Çünkü bizi yenmeleri için hile yapmaları gerek. Hadi. Burası olduğuna emin misin? Kesinlikle. Süper kedi hızı. İçeride değil. Belki altındadır. Önce biz geldik. Süper kedi hızı. Süper kertenkele kasları. Evet. Baykuş kız, beni kaldırır mısın? Tabii ki. Şimdi beni güllenin üstüne kondur. Tamam. Tamam, tamam. Vay canına, harika bir fikir. Sen bunu durdururken ben de kertenkeleye yardım edeyim. Efendim? Topu durduruyor musunuz? Şimdili. Hayır. Pekala dev bimbo. Sadece sen ve ben kaldık. Süper kertenkele kasları. Onu süper kertenkele tutuşu yapalım. Kertenkele. Evet. Sen iyi misin? Biraz başım dönüyor. Belki de her şeyi halledebileceğimiz konusunda yanıldım. Bir top gitti. Kedi çocuk dikkat et. İyi deneme pijama maskeliler ama şuna bir bakın. Hayvan dönüştürme ışını. Bununla birini istediğim hayvana dönüştürebilirim. Pekala ama neden? Hep kendime ait bir hayvanat bahçem olsun istemiştim. Ve robot da kedi istiyorum.
istiyordu. Ben de şehirdeki herkesi hayvana dönüştürmeyi düşündüm. Aa, evet. Ve işim bittiğinde dünyaya hükmedeceğim. Buna izin vermeyeceğiz. Aa, öyle mi? Çocuğu sevdim efendim. Ben de kalabilir mi? Kalabilir mi? Kalabilir mi? Lütfen. Neden olmasın ki? Ama ona çok iyi bakman gerekecek. Bilirsin. Onu doyurmalı ve temizlemelisin. Bakacağım efendim. Söz veriyorum. Romeo, beni geri çevir. Hemen şimdi. Robota kedi sözü verdikten sonra mı? Hayır. Ve şimdi de hayvanat bahçeme bir kertenkele ve baykuş ekleyeceğim. Ha? Gel buraya kertenkele. Ben kedi çocuğu alacağım. Sen ne yapıyorsun? Romeo'nun hayvanat bahçesinde bir kertenkele mi olmak istiyorsun? Bir plan yapmalıyız. Dostluk. Evet, doğru. Kötü hamle robot. Süper güçlerimle ya da değil. Hala kaçabilecek kadar hızlıyım. Görüşürüz. Olamaz. Bütün bu yeni güçler ne yapacak görmeyi istiyorum. Salda! Robot pençelerimle tanışmaya hazır olun. Hiç sanmıyorum. Yeni güç hoşuna gitti mi Romeo? O da bir şey mi? Sen bir de bunu dene. Tanışmaya hazır ol. Adaletin kertenkele kalkanları. Sizi sonra yeneceğim pijama maskeliler. Ne diyebilirim ki? Çünkü kedi çizgileri müthişmiş. Tüyler sayesinde oldu. Hayır, kalkanları bir kez görünce koşarak kaçtı. Hadi gözümüzü o gece kötüsünden ayırmayalım çocuklar. Efendim, o yeni güçlerin yapabildiklerini gördünüz mü? Gün gibi ortadaydı. Yani gece gibi ortadaydı. Şimdi planımın geri kalanına geldik. Bu gerçekten de en güçlü icadınız mı olacak efendim? Evet Metal arkadaşım. Ve sadece senin için. Oh, güzel. Romeo döndü mü? Şimdi neler yapıyor? Ha, pijamaskeliler. Tam istediğim yerdesiniz. Yenilmeye hazır olun. Ben de dünyayı yönetmeye hazır olacağım. Bir anda görürsün. Artık bizim yeni güçlerimiz var. Unuttun mu? Ve benim robotumun da hepsi bir arada güç kemeri var, tamam mı? Oh, efendim bu harika. Bunun daha şık bir şekilde mi taksın? Onlara ne yapabildiğini göster. Saldır! Ama sen benim kertenkele kalkanlarımın dengi... Kertenkele aşkına! Kertenkele! Buna kim çarptıysa çok güçlüymüş. Süper kertenkele kasları! Bir dakika, o da ne? Süper kedi kulakları! Çekilin. Bunu ben hallederim. İşte giriş böyle yapılır. Armadillo tarzı. Çok havalı değil mi? Sen de kimsin? Ben Armadillo. Şehrin en yeni kahramanı. O da bir çocuk. Bizim gibi. Gerçekten çok çok iri bir çocuk. Şehrin en yeni kahramanı ne demek oluyor? Pardon. Benim hatam. Hala müthiş yeni güçlerime alışmaya çalışıyorum. Bu yüzden mi bu kadar hasar var? Evet, onun için üzgünüm. Bu yeni imza hareketim. Buna Yıldırım Armadillo tarzı adını verdim. Üstünde çalışıyorum. Merhaba Armadillo. Ben Baykuş Kız, bu kertenkele ve bu da kedi çocuk. Biz pijama maskeleriz.
fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü ne de olsa çok aşırı güçlü biriyim. Seni anlıyorum. Ben de süper kuvvetliyim. Eminim öylesindir minik dostum. Hey, belki süper kankalar olabiliriz. Belki, olabilir. Galiba yeni kahraman olmayı seviyorum. Evet, ona gelince. Buranın kahramanları bizleriz. Ama bir iyiye daha. Her zaman yer var. Harika. Çünkü süper bir başlangıç yaptım. Şuna bakın. Yuvarlanan yıldırım armadilan tarzı. Özür dilerim. Kertenkele, ne yapıyorsun? Küçük robot nerede? Özel pijama renkleri. Buraya bayılıyor. Fotoğraf görüntüleyicisini ve araçları ve merkezi inceledi. Merkezi mi inceliyor? Ya Romeo onu yeniden kontrol altına alırsa? Yapamaz. Kumandası bizde çünkü. Yeni bir tane yapıyor. Büyük bir tane. Ama o bizim takımda olmak istiyor. O şeyi çalıştırırsa ne istediğini bilemeyecek. Yalnızca Romeo'nun dediğini yapacak. Ve merkezi yerle bir edecektir. Yerle bir mi edecek? Eğer kalmasını istiyorsak o kumandayı yok etmeliyiz çocuklar. Ya Romeo onu kontrolü altına alırsa? Onu bununla geri almaya çalışabilir miyiz? Bir kumandaya karşı diğeri mi? Hiç yoktan iyidir. Hadi. Peki ama... Biliyorum. Kedi arabası çok havalıdır. Pijabot'un grupta olmasının çok iyi olacağına eminim. Sence gerçekten Romeo onu elimizden alabilir mi? Umarım almaz. Yine de Pijabot'un bizim tarafımızda olduğundan emin olmalıyız. Kertenkele aşkına bu kocaman. Burada bekle ufaklık. Tamam pekala. Kedi çocuk, kedi hızını kullan ve... Hayır, bitmiş. Çalışın. Kontrolü altına almak mı? Sadece sıradan bir güç alanı atıcısı o kadar. Ama seni konuşurken duyduk. Bir süper robot kumandası mı? Planımın bir parçası. Minibot da öyle tabii. O kadar şirin ki. Sizin de kalmasını isteyeceğinizi biliyordum. Yani bunu inşa ettim ve size ben bir tuzak kurmuş oldum. Hadi pijalar. Süper kertenkele tutuşu. Ha? O da ne? Pijabot. Maskeliler güçsüz kaldı. Bu da istediğimi alabileceğim demek oluyor. Merkeze geri dönmeliyiz. Peşlerinden gidin. Kalanınız bütün binaları alın. Bütün şehri alın. Pijabot beni aradı. Fotoğraf görüntüleyicisiyle bir şeyler yapıyordu. Bir çeşit kristal vardı. Kristal mi? Bunu daha önce görmemiştik. Belki de güçlerimizi o sebeple kaybettik. Bir şey yaptıysa. Pijabot mu? Vay canına. Belki de bir pijama maskeli olmaya hazır değildi. Hala neyi bekliyorsunuz? Yakalayın! İçeri giremiyoruz. Elektrikler yok. Kapılar çalışmıyor. Pijama! Dur kedi çocuk. Hatırlarsan beni aramaya çalıştı. Her ne yapıyorduysa... Yardım etmeye çalışıyordu. Öyle mi dersin? Aa!